Wow, gördünüz mü? Tekrar soruyorum. Peki o bir herhangi bir şeyin içindeki, biraz evvel bardağın içindeki havayı neyle çektik? Ağzımızla çektik. Peki ağzımızı kullanamadığımız durumlarda bir şeyin içindeki havayı neyle çekebiliriz? Elektrik süpürgesi, doğru. Süpürge ile çekebiliriz. Annen öyle yapıyor değil mi? Evet. Neyle? Bisiklet pompası, teker pompası. Çok iyi fikir. Başka? Araba pompası. Bakın. Mesela şırınganın ucunu, şu içindeki şeyi görebiliyor musunuz? Evet, şırınganın da havası var. Ben bir şeyin içindeki suyu ya da havayı, bakın, böyle şırınganın arkasındaki, sen yap Azra'cığım, şu parçayı geriye çekerek şırınganın içindeki hava gidiyor. Yerine ne doluyor çocuklar? Su. Su doluyor. İşte şırınga aslında basit makina. Bir basit makina. İçindeki hava boşalıyor. İçine onun yerine su. Bunu gerisin geri basarsak ne olur? Su gider, yerine ne kalır? Hava. Gene hava gelir. Bakın, aç şimdi öğretmen abla. Şu anda şırınganın içinde ne var? Hava. Hava var. Peki ben bir daha havayı iteledim. Çıkardım. Burada havanın yerine ne geliyor? Su. Su geliyor. O zaman şimdi size bir soru. Hiçbir makine kullanmadan öğretmen abla, bu kavanozun içinde ne var şu anda çocuklar? Hava var. Demin konuştuk, o yüzden biliyorsunuz. Kavanozun içi boş gibi görünüyor ama aslında içinde hava var. Kavanozun içindeki havayı makine kullanmadan nasıl çıkartabilir dışarıya öğretmen ben abla? Bir düşünelim. Ya. Söyle Eray. Bunu yakıp 10 koyup havasını çıkartabilir. Öyle mi diyorsun? Niye hemen biliyorsun? bu olabilir mi diyorsunuz? Siz de aynı fikirde misiniz? Farklı fikri olan var mı? Aynı fikirdeyiz. Yukarıda. Mumu ne yaptık? Yaktık. Ne oluyor şu anda çocuklar? Hava doluyor. Neden su doluyor içine? Çünkü mumun içinde de hava var. Mum ne yapıyor kavanozun içindeki havayı? Mum havayı kullanarak yandı. Eğer hava olmasa mum yanmaz. Kavanozun içindeki hava bittiği için mum söndü çocuklar şu anda. O yüzden mum havayı bitirdikçe aşağıdan kavanozun içine ne doldu? Su. Su doldu. Eğer burada hala hava olsaydı içeriye su dolamazdı. İşte buna biz basınç gücü diyoruz. Buradaki basınçla su içeriye doldu. Hava gitti, yerine su geldi. Astronotlar da bu yüzden o kıyafetleri giyiniyor. Eğer vücutlarında kan var ya, hani bizim vücudumuzda su var, kan var. O kıyafetleri olmasa uzayda hava olmadığı için sular dışarı çıkmaya çalışır vücudundan. Basınç böyle bir şey. Şimdi bakalım Emir, bekle. Evet Emir, koy bardağını ters, kapat. Bakalım ne olacak. Peki ne oldu? Hala başı. Neden bu tabak düşmüyor? Hangi güçten dolayı? Ne gücü? Aferin Hikmet. Ne bu, ne gücüymüş? Aferin. Şırıngayla yapalım. Semih yaktığımda bardağın üstüne bastırmış. Kaldıralım. Bütün suyu çekmiş bu.
Bastıra bak. Bunu çekmedi ama. Bak yedi. Oldu mu seninki? Bir daha Neva şeye Meva'ya bir daha yak tatlım. Ne oldu? Bulut. Neva, sen seversin bardağı. Deneyleri. Sen de Miray hadi. Sen hava aldırdın. Kaldır şimdi Sare. Kaldır, havaya kaldır. Çıkmıyor. Dur elinle çıkarma, öyle çıkarmaya çalışma. Sadece kaldır. Evet, ne gücüymüş bu? Ne gücüymüş bu? Söyleyin bir daha. Aferin, ne gücüymüş çocuklar. Herkes kaldırsın bakayım. Doğum günü kızı sen de yap deneyini. Mum sönünce kaldır. Ne oldu? Kaldı. Neden kalktı bunlar? Nasıl taşıyor bu bardak bu tabakları? İçindeki hava gitti. Nereye gitti? Basınç gücü oldu hava gidince. Ne gücüymüş? Basınç. Ne gücüymüş? Basınç. Peki o hava nereye gitti? Kim bilecek? Bardağın içindeki hava nereye gitti? Suyun içine mi gitti? Hayır. Basın. Ama iyi bir fikirdi. Tekrar soruyorum. Aynı şu kavanozun içindeki mum yanınca havaya bir şey olmuştu. Sizin bardaklarınızdaki havaya da aynı şey oldu. Ne olmuştu? Nereye gitmişti o hava? Ha? Hayır, dışarıya gitmedi. Bardağın içindeki hava bitti. Nasıl bitti? Nasıl bitti? Tabağın içine doldu. Hayır çocuklar, mum yanıyor ya, o ateş havayı bitiriyor. Hava olmazsa ateş yanmaz. Ateş havayı bitirdi. Hava bitince içerideki basınç gücünden su içeri girdi. Böylelikle o güç vakum etkisi yaptı. Vakum neymiş? Vakum. Düştü. Bardağı koy, nefesini içine çek. Yiğit Mert'i yakından çeksene. Git, yakından çekilecek. Yiğit Mert'e bakın. Şimdi bayılacak yalnız. İyice bardağa git, bardağa git. Bardağa odaklansana. Ha? Bakın. Bardağına ne oldu Yiğit Mert'in? Eray'ınki de oluyor bak. Çok iyi. Hadi Eray bir daha yap. Ne oldu bardağımıza? Bardağımızı ağzımızda elimizde tutmadan sadece ağzımızda tutan güç ne gücü? Hava gücü. Hava gücü, yani basınç gücü. Onun içindeki havayı çektiğimiz zaman bir basınç oluşuyor. Biz buna vakumlama diyoruz.